arama kurtarma faaliyeti diye bir faaliyet yok. Yani yıkılmış 10 tane binadan bir veya ikisine müdahale edilmiş olabilir. Ama emin olun 8-9'una bugüne kadar hiçbir müdahalede bulunulmadı. Bazen diye bir 10 dakika dinliyorlar. Eğer herhangi bir ses yoksa kesinlikle o binayı bırakıp başka yere gidiyorlar. Dolayısıyla bir arama kurtarma faaliyetinden, yani gerçekten hala yaşıyor olan insanların kurtarılması konusunda kamu kurumlarının sınıfta kaldığını söylemek mümkün. Ama bu sınıfta kalma insanlarımızın yaşamına mal oldu. Yani hani bir dram yaşanıyor. Eğer bugün insanlar rakamını söylemek istemediğimiz sayıda kişinin yaşamını yitirebileceğinden söz ediyorsa, işte en büyük sorun bu. Kurtarılabilecekken kurtarılamayan çok sayıda insan olduğunu söylemek gerekiyor. Bu büyük bir sorun. Devlet yok hocam. Yani katiyen, yani hiç kimse buna kimseyi inandı. Bu bölgedeki halkı, vatandaşı inandıramaz yani. Bak biz Maraş merkeze gittik. Maraş merkezi AKP'nin kalesi gibi bir yer. Yani öyle görüyorlar. Oy tercih açısından da baktığım zaman öyle. Ya Maraş'ta insanlar bizi önümüze gelip burada niye kimse yok? Ya çünkü enkazın başında bekliyor. Bir tane profesyonel AFAD diye bilinen ekip yok. Vatandaş kendisi kepçesi yok, bilmem nesi yok. Nasıl çıkaracak? Evlatları enkazın altında, ailesi enkazın altında, kardeşleri enkazın altında. Ve bu orada ciddi bir öfke ve tepki söz konusu iktidara karşı da, devlete karşı da. Kimse hikaye okumasın. O böyle büyük devlet, efendime söyleyeyim, devletin olanakları büyük. Fakat bu olanaklar bu tür felaketler için organize edilmemiş. Edilmiyor da yani. Bak ben ayrıca şunu söyleyeyim. Ben Meclis Deprem Araştırma Komisyonu üyesiyim HDP'den dolayı. Türkiye'de biz 4 ay boyunca dinlemediğimiz uzman kalmadı komisyonda. Kalın 2 tane rapor yazdık. 2 kalın rapor var. Ve bundan 1 ay önceydi sanırım. 1 ay önce 6 tane bakanlığa 200'e yakın soru sorduk. Ben sordum. Dedim ki ya biz deprem araştırma komisyonu olarak bu eksikleri tespit ettik. Şu işlerin yapılması konusunda bir öneride bulunduk. Peki siz ne yaptınız bunlarla ilgili? Şimdi bunları henüz konuşmuyoruz. Yani şu anda acılarımızı sarmaya çalışıyoruz. Vatandaşın yarasını sarmaya çalışıyoruz. Bunu konuşacağımız zaman gelecek.